demek mana bugünkü mazyum foton kristalları tarkibi gerçekten kremle dioksidi strukturasını spektroskopik usul bilan tatbik qilish. Birinci kursda yaşlar garanti, lakulyeri şeffaf, keyingi sebep. Tadqiqot işimizde dolzarbligi foton kristalları nomi bilan yuritiluvchi dielektrik panjalari elektron kristallarını optik hastalar konusunda ilmi asoslangan ma'lumotlar chegaralangan bo'lib, kremniy dioksidi asosidagi shisha kristaldan tadqiq qilish bugungi kunning dolzarb ilmiy muammolaridan hisoblanadi. Keyingisi tadqiqot ishimizning maqsadi elektromagnit to'lqin shkalasini ko'zga ko'rinadigan optik diapazonda kristallarning kremniy dioksidi asosidagi shisha kristallarning strukturasını optik hassalarını tatbik kılıştan ibaret. Demek tatbikat obyektisi olarak kremniy dioksidi asosidagi quyidagi şişe kristallar alındı. Demek birincisi K1082 markalı şişe kristalımız bulup onu 70% kremniy dioksididen ibaret. Qolgan kısmı ise farklı bor oksidi, alüminiy, kaliy, natriy oksidi kirişmalardan ibaret. İkinci obyektimiz ise F1087 markalı şişe kristal bulup onun 15% qorg'oshin oksidi hamda temir, xrom va nikel elementlaridan tashkil topgan. Kirishmalar konsentratsiyasi 10^-5%ni tashkil qiladi, juda kichik. Kremniy dioksidi asosidagi shisha kristallarini tarkibiga kiruvchi atomlarning strukturaviy joylashishi quyidagicha. Demak, bunda kremniy bilan kislorod orasidagi bog'lanish uzunligi 1/160 angstremga teng. Kremniy kislorod orasidagi burchagimiz esa kremniy kislorod kremniy orasidagi burchagimiz esa 144 gradusni tashkil qiladi. Ushbu tadqiqot obyektlarimiz ushbu eksperimental qurilma, ya'ni Halo Erbo-10 spektrometr bazasida yaratilgan eksperimental qurilmada olib borildi. Uni blok sxemasi quyidagicha. Birinchi yorug'lik manbai, ikkinchisi namuna joylashtiriladigan kyuveta, uchinchisi filtr, to'rtinchisi spektrometr, 5 detektor, 6 kompyuter yordamida qayd qilinadi. Bu Halo Erbo-10 spektrometrining laboratoriyadagi tashqi ko'rinishi. Namunalardagi o'tkazuvchanlik spektrlari o'sha eksperimental qurilmada olingan. Demak, spektroskopik tadqiqotlar natijalariga ko'ra F1087 markali shisha kristalni o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti K1082 markali shisha kristalni o'tkazuvchanlik koeffitsiyentiga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlandi tajribada. Demak, bu spektrlarni tahliliga keladigan bo'lsak, bularni farq qilishiga sabab birinchidan biotipada aytgandek boshqa kirishmalar hisobiga farq qilyapti. Ikkinchidan shisha kristallar tarkibidagi atomlarni joylashishi hisobiga ham spektrlarimiz farq qilyapti. Yo'q, hali o'tkazmadim. Uchinchidan esa elektromagnit to'lqin nurlanishining to'lqin uzunligiga ham bog'liq. Kristallarga tushuvchi elektromagnit to'lqin nurlanishining to'lqin uzunligiga ham bog'liq. Uchinchidan, to'rtinchidan esa F1087 markali shisha kristallimizni o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti katta to'lqin uzunligi tomon siljishi bu elektromagnit to'lqin nurlanishining bog'liq. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu spektrlarda obyektlarimiz yutilish hamda o'tkazuvchanlik spektrlari aniqlandi. Kelgusi ishlarimizda elektromagnit to'lqin nurlanishi ta'sirida muhit tarkibidagi atomlarning devralma harakati bilan bog'liq bo'lgan qonuniyatlarni o'rganishda yorug'likning kombinatsiya sochilish spektrlarini o'rni alohida ekanligidan kelib chiqib tadqiqot natijalarimizni olib borish rejalashtirilgan. Marhamat, savollar. Savollar.
Sonra ki sıkıma alacağım. Ben şöyle iki abrazi stüdyo kamera işte bunu alacağım. İkinci bu namına cahileştirilen küvete. Yani kimisin açın halı? Küvete mi? Açın var. Bana bu ben şöyle küvete. Ben şöyle bu arada. Şimdi açılıp ki anaka namına mı sağlamız? Hop, o şurada şey yukarıdan filtre tuttu. Filtre numa şok oluyordu ki. Filtre bize gerekli buladıkken tolka buzulduğundaki nurlanışını öp kezerdi. Kagenini özlüyordu. Vazifesi şu. Ha, bu kendinden kim bir yapma, tükürlü yaptı. O şey kitap namazda grafikiz gösterin, grafikizde çünkü farklı edersin, uçan, nasıl faiz diye farklı edersin, çünkü ötkaz mı ötkaz mı? Ben böyle şimdi görürsün. Endi bir yalan. İki peki, ben çünkü bitti, az mı aksın? Yok, az yine farklı yaptı da. Demek, birinci seneki 350'lerge doğru geldi, bununki 380'ge. Gözge körünledi kendi yapazında, işte geldi. Namazı şimdi olmadı bir yerde, şimdi şu sahada pik bir yerde. Yerişten baksa, buranın fizikası. Bize ötkez uçalık spektri şuna kadar çıktı. Değil mi? Birinci sınıfı 0.6, 0.8. Bu iki tane, nümayesine fark edin. Ben tutas F'de belgeledim, tutas K'de belgeledim. Bu tayar abrazi mi? Tayar abrazi. Stek lan bu, ne var bu? Şeffaf şişe kristal, renksiz. Demek bunların fark kılışıya sebep, birinci sınıfın terkibi de 70%. Kremli dioksidi joylashgan. Bu esa tashkil topgan bo'lsa, ikkinchisi 85% kremli dioksidi bor. Qolganlari oksid kirishmalaridan. Kedir, kremli bu efti qo'ys, men bunda temir ko'p bo'lsa kerak menimcha. Agar bu tarbiyada birinchisida ko'rsatdik-ku, oching hali shuncha. Bunda tadqiqot obyektini. Mana. Demak, birinchisida bor alyuminiy, kaliy, natriy oksid kirishmalardan tashkil topgan bo'lsa, bunda temir, nikel elementlaridan. Bularda konsentratsiyasi kichik, 15-25%. Namunalar tayyor holatda olingan, qaysidir joyda olingan yoki odajonlar tayyorlangan. O'zi tayyor. Tayyor. Shu spektrini hozir bilmasangiz, o'sha shishani qo'yishingiz spektrini o'lchaysiz. To'g'rimi? Oşa ki yüzdeki çaylaşardı, kampi kürde özü... Sen buraya da tezgahsın, ben hak yok. Hiç kim şu kürde şu yüzden borcam attı mı? Hala biz kombinasyon, saçılı spektri, bu başlangıç tatikatlarımız, bu yutulu spektri kandayı, ötkez uçarlık spektriler kandayılığını bilip, endelgi neticelerimiz şu maddelerinin kombinasyon saçılı spektrilerini örgenmiş, maksadımız. Ne, dedin şu maaşı spektrini, şu ötkez uçarlık, tayyor holda F1087 yozilgan. Tayyor holda qirdim olingan bo'lsa kerak. Zavod turganda bo'lsa, laboratoriyada. Hali yorug'likning kombinatsiya sochilish spektri o'rganilmagan bu kristallar. Qayerdan bilasiz? Endi ilmiy maqolalarni o'rgangan holda ko'chirmada ustarafkangizda kuvetdan ichiga suyuq modda qo'yiladi. Siz suyuq modni kuvetdan olib tashlab, o'rniga nima tayyor shisha qo'yib olsang, qandaygi bir xilmi ular? Yo'q, endi birinchisiniki farq. Chunki kuvetdagi 0.5 lik va 1 sm yozilgan, sizda bu abrazlar qalinligi qancha? Xatolik kelib chiqadi bu yerda o'lchash jarayonida. Chunki o'tgandan keyin tasavvur qiling, mana sizga boring, buncha 0.5 mm bo'lishi mumkin. Oddiy burger qonuni bo'yicha bizda. Qarniga 12 ni qo'yganingizda buni taqqoslash uchun o'sha qo'ygan abrazlaringizda hammasi birga qarniganingizda bir xil bo'lishi kerak. Aslida agar o'lchama xato bo'lsa, bu taqqoslashda ma'nosi yo'q. Yo'q, 10 mm dan anaqasi. 12 bir xilmi? Şişe, abraz... Kalınlıklar, kalınlıklar bir kıl. Lekin ona kası, farklı, boş, farklı. Ne farklı, boş? Tuzuluşu da, bittas paralel bir tuzuluşu da. Tuzuluşu neydi? Peki onu şu ölçeme, yani en esas kalınlığı... En esas kalınlığı. Bir kıl mı? Kalınlığı bir kıl. Görünüşü mü? Aynen bu obyektni tanlashimizga sabab kvant elektronika sohasida modulyator sifatida foydalanishimiz mumkin. O'zgaruvchan chastota lazer nurlanishini olishda optik faol muhit sifatida foydalanishimiz mumkin.
Uşan üçün şu abiyyətdə tətxot alıq oraya. Rahmat.